ben yokluğa, çünkü bacağınıza yazarım adını. Hep beraber. Havalara ve ufak kuşların kanadına, gölgede değir beni yazarım. Uyanmış patikaya, sığınıp giden yola, önce hoş meydanlara adını. Kapıma pazarla, gönül köşeyle, içimdeki alevle. Canların oyununa, uyanık dudaklara, yazarım adı rap 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 rap. Yazın günlerine, sökmüş fenerlerine, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çocuk bacağınıza, yazarım adını. Geri gelen sağlığa, geçenler tehlikeye, yazarım ben adını, yazarım. Bir sözün coşkusuyla, dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Anayasada yazıyor arkadaşlar. Biz anayasanın başına sıktığını biberdi. Umurumuzda değil ya. Sabah kadar zehir zehirle yanıyorum. İçim yanıyor, içim. Sabah kadar zehir zehirle yanıyorum. Umurumda değil. İçim yanıyor, kalbim yanıyor. Sabah kadar uyuyamıyorum ben. Biz neden giremiyoruz? Uyuyamıyorum ya. Sabah kesin sesiyle uyanıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Uyuyamıyorum. Canımız yanıyor, canımız. Acı çekiyorum ya, anlamıyor musunuz? Ben burada yaşıyorum. Burada yaşıyorum, ben burada yaşıyorum ya. Valinin verdiği karar var, ormanlara giriş yasak. Niye iyi engellemiyorsunuz? Niye hukuk uygulamıyorsunuz? Bu anayasa bir suçtur. Bu suça neden olamaz? Şu an burada hukuksuz. Bak bunun cevabını sizin ver. Yaptığınız eylem haricinde. Biz de eylem yapmıyoruz. Şu an eylem yapıyorsunuz. Biz kendi arazimizde. Eylem mi? Her şey eylem diyorsunuz ya. Her biz şu an kendi arazimizdeyiz. Şey, iş yavaşlatmak, iş engellemek. Hangi iş? Keşke siz de yavaşlatsınız. Hukuksuz iş engellemeye çalışıyoruz. Yasal olmayan bir iş engellemeye çalışıyoruz. Çıkın aramızda. Gözümüz görmesin. Gözümüz gözüksün baygınlık geçireceğini. Çıkın. Gözüm görmesin. Çıkın. 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 Sakın aracınızı çıkın. Bak bak. 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 Ormanını vermeyeceğiz. Akbelen bu topraklardaki ekoloji mücadelesinin tümü için çok önemli bir durumda şu anda. Hem bugün için hem de geleceği için. Sadece Muğla ile alakalı bir şey değil. Türkiye'deki işte Kaz Dağları'ndaki yıkıma karşı, Şırnak'taki Cudi Dağları'ndaki yıkıma karşı, İkizdere'deki ya da herhangi bir yerdeki olmuş olan, devam eden ya da gerçekleşecek olan tüm ekolojik yıkım doğal alanlarına karşı önemli bir mücadele. Burayı sahiplenmemiz, burada kazanmamız, burayı kaybetmememiz hepimiz için ve geleceğimiz için önem taşıyor. Gençlik olarak da özellikle iklim krizinin şu anki geldiği aşamada aşırı sıcaklıklara bağlı olarak felaketler artıyor, ölümler artıyor, biyoçeşitlilik azalıyor. Su kaynakları, yani gelecekte su kıtlığı, gıda krizi gibi şeyler yaşayacağız. Ve bunlar da şu anki elde bulundurduğumuz işte ormanlar, tüm doğal varlıklar çok önemli bir noktada. Bunları korumamız lazım. Sadece ormanlar değil, tek bir ağaç bile geldiğimiz ekolojik tahribatın yarattığı işte bu felaketler aşamasında çok önemli. Ya şöyle, bir genç olarak Akbelen Direnişi'nin önemi şu aslında. Burada çok fazla uzun yıllardır mücadele veren emekçi insanlar var. Ve bu insanlar aslında seçim sonrası ve Türkiye'deki genel politik gündemin yoğunluğundan dolayı aşırı yorgun durumdalar. Aşırı bitmiş durumdalar. Bir yandan onlara gençliğin verdiği enerjiyi ve dinamizmi katması açısından buraya gençlerin gelmesi çok önemli, çok değerli. Aynı zamanda bir
irade koyma ve inatla direnişi büyütme ve polisle devlet baskısıyla doğrudan yüzleşme ve ilk büyük gerilimi göğüsleme açısından gençlerin burada olması çok değerli. Çünkü burada gaz yiyen ve tazyikli suya maruz kalan pek çok köylü, pek çok çiftçi, emekçi hem kendi yaşamının zorluğu var, hem kendi günlük rutin işleri var, bağ bahçesi var veya hayvanlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz buraya geldiğimizde onların işleriyle ortak olmak, birlikte bir iş bölümü yapmak ve kolektif emeğin bir parçası olmak durumundayız. Hem onların yükünü alarak hem de direnişte ilk en önde mevzi tutarak aslında onların işini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylelikle direnişi büyütmüş oluyoruz bence. Doğayı korumak için açıkçası. Yani aslında bu da bir soykırım bana göre. Sadece insanlara soykırım yapılmaz. Aynı zamanda doğaya da soykırım yapılır. Her şey soykırım yapılır. Buradaki alanı gelecek nesillere iyi bir alan bırakabilmek için. Çünkü buraya yapılan bir tık da bana göre siyasi bir, nasıl diyeyim, şiddet. O yüzden bu. Zaten şu anda bence hani sırf Akbelen Ormanı da değil. Hani birçok ormanlarımız bence tehdit altında. Hani şu anda biz Akbelen'i sahipsiz bırakırsak diğer ormanlarımızı da sahipsiz bırakmış olacağız. Bence tüm gençler olarak bilinçli olmamız gerekiyor. Elimizdeki var olan şeylerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Olabildiğince hani örgütlenebiliyorsak örgütlenelim, örgütsel mücadelede bulunalım. Ne kadar birlik olursak, ne kadar kuvvetli olursak, ele verirsek bence şu anda bulunduğumuz durumdan kurtulabiliriz. Mimar Korman'dan güvene kadar bir burayı tepiyoruz. Şöyle en başında burada direnen İkizköy köylüsü için buradayız. Onun haricinde yani burada bu ormana sermaye tarafından el atılmasına ben sadece şu gözle bakmıyorum. Tabii ki de burada ağaçların kesilmesi, doğanın katledilmesi için de buradayız. Ama onun haricinde böyle müdahaleler oldukça aslında bizim hayat alanımıza, doğamıza müdahaleler edildikçe ve buna bizim tarafımızdan yani gençler tarafından bu olayların öznesi olarak Türkiye'nin geleceği olarak ses çıkarmadığımız müddetçe burada baskı mekanizmalarını devletin daha çok işlettiğini biliyoruz biz gençler olarak. Bundan dolayı ben buradayım. Yani sadece ekolojik anlamda değil yani doğa için söylemeyeceğim bunu. Gerek üniversitelerin niteliksizleştirilmesi, işte öğrencilerin okurken bir ucuz iş gücü potansiyeli haline getirilmesi, yani böyle bir havuz oluşturulması, aslında sigortasız çalıştırılması, yani hiçbir hakkının olmaması, bunların aslında hepsinin bir toplamı gençliğe bir müdahale ve Türkiye'nin geleceğine bir müdahaledir. Yani salt bugünün için yapılan şeyler değil, Türkiye'nin gençlerini, yani bizlerin niteliğini düşürmek için yapılan müdahaleler. Nefessiz kalmak istemediğim için yani her ağaç bir oksijen bizim için. Geleceğimi kurtarmak için buradayım. İkizköy halkıyla beraber omuz omuza direnmek için buradayım. Herkesi de buradaki direnişe davet ediyorum. Buradaki halkı yalnız bırakmayın. Çünkü ben 22 yaşında bir öğrenciyim ve yaşadığım süreç hani AKP iktidarına denk geldim ve bu iktidar başından itibaren her türlü yıkımda imzası olan bir iktidardı ve ben bunları görerek büyüdüm.
Ve bunları görürken aynı zamanda yani ilk siyaseti anladığım, ne olduğunu düşünmeye başladığım dönem Gezi dönemiydi. Ve siyasetin ne olduğunu ben Gezi ile öğrendim ve Gezi'ye de baktığımızda evet aslında ağaçları kesmemeleri için orada bulunan bir grup insanken aslında onun ne kadar politik bir alt zemini olduğunu görmüş oldum ve aslında burası da aynı şekilde hani geleceğim için buradayım ve aynı zamanda buradaki direniş bir sonraki direnişin ateşidir, bir sonraki direnişin ateşidir ve direne direne kazanacağımıza inanıyorum. Bu yüzden buradayım. Ben aynı zamanda enerji sistemleri mühendisliği öğrencisiyim ve tabii ki de ekoloji ve doğa benim hani ana alanlarımdan biri. Bunu hem bilimsel olarak inceleyebiliyorum hem de yani 22 yıllık hayatımda sadece mahallemden bile görebiliyorum. Bütün yeşillik alanların nasıl yok edildiğini ve bize sadece betonlaşma üzerinden ve çarpık kentleşme üzerinden sundukları tamamen kalitesiz, tamamen güvensiz ve hani depremle de yaşadığımız durum aynı şekilde sadece rant üzerinden, sadece ne kadar para kazanabileceği üzerinden. Kesme! Kesme lan! Kesme! Bugün buraya gelmeden önce Milas Adliyesi'ndeydik. Dün gözaltına alınan iki arkadaşımıza Milas'a giriş yasağı verildi. Dün de Deniz Gümüşel aynı ceza verilmişti. İkizköy'ün direnişi, Akbelen direnişi, buradaki direnişçilere, burada köylülere tek tek Milas'a giriş yasağı verilerek başka adli kontrol adı altında tedbirler uygulanarak engellenmek istiyor. Ama şunu bilin, her yerden ekolojistler, çevreciler araçlarıyla buraya gelmek için hazırlık yapıyorlar. Bu akşam birçok şehirden yola çıkılacak ve burada yalnız değilsiniz. Birçok yerde sesiniz, sözünüz duyuruluyor. Biz de bunu duyurmak için buradayız. Sizinle olmak için buradayız. Sizin talebinizi kendi toprağınızda ve doğanızla yaşama talebinizi savunmak için buradayız. Sizlerle birlikte hareket edeceğiz. İki yıldır sürdürdüğünüz direniş tüm ülkede katledilmek isteyen doğa direniş, doğanın direnişçilerine güç veriyor. Teşekkür etmek istiyoruz. Elinize yüreğinize sağlık. Mücadeleyle bir yol açıyorsunuz. Bu yolun devamında Limak gibi rant çetelerini yenerek devam edeceğiz. Doğamız, ormanımız, kurdumuz, kuşumuz özgür olacak. Teşekkürler. Yok, sonuna kadar takip edeceğim. Siyasi iktidardan falan güvenmesinler. Gün olur devran döner. Hesabını soracağım. Herkes görevini bilecek. Haddini aşmayacak. Siz bu yurttaşın verdiği yetkiyle görev yapıyorsunuz. Eğer bu yurttaş yetkisini geri alırsa sizin hiçbir meşruiyet hakkınız yok. O gücü kullanamazsınız. Yurttaşa kadar kullanamazsınız. Gidin onlara kullanın. Bak, bak, bak. Görün bak, görün. Vicdanınız el veriyor mu? Evet. Yok mu içinizde bir tane köylü çocuğu ya? Ormanda büyüyen hiç kimse yok mu içinizde ya? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Gitti bak. Kaç yıllık ağaç? Sadece bir ağaç mı? Bulunduğumuz nöbet alanının karşısına saat 6'da. Bütün kesim ekipleri başlamışlar, gelmişler kesmeye. Oradaki arkadaşlarımızı kimseye ulaşamıyoruz. Yine cemur koymuşlar. Alana girmeye çalıştık. Aşağıdan soğutmuyorlar. Buraya gelmeye çalışan yüzlerce insan vardı. Otobüslerle sabah buraya ineceklerdi. Buraya 5 kilometre uzaklıkta Beçin'de, Çamköy'de yine yollar kesilmiş. Ve Beçin'de trafik kazası olduğundan dolayı geçiremiyoruz demişler. Yalan. Burada Akbelen Ormanı'nı yok ediyorlar. Burada gözümüzün içine baka baka ağaçları katlediyorlar. Yürüyerek gelin. Şeylerden inin. Araçlardan inin. Yürüyerek gelin. Burada hiç kazamazlar. Ne yapıyorsun?
Buyurun, buyurun. Bana kararı göstermek istemeyin. Karar neyi buyurun? Ben buradan girenlerin sorgusunu yapmak için. Beyefendi. İçeri girenlerden aranan şanslarım yok. Bunu ben ne yapacağım? Beyefendi. Yanına GBT yapamıyorsunuz. İşleme yapıyorsunuz. Yanına GBT yapıyor. Beyefendi. Bakın GBT'yi de yapın. İşleme yapamazsınız. Bakın ben buradan sorgu yaptığım zaman. İşlemeyi yapamazsınız. Yapamazsınız. Bakın yapamazsınız. Ben buraya kararı göster. Bana kararı göster. Kararı göster. Bana kararı göster. Bana kararı göster. Bana kararı göster. Karar gösterin bana. Bana kararı gösterin. Tamam saçtıralım. Bana kararı gösterin. İşleyemezsiniz. Karar gösterin bana. Yazık günah bu üniformaya ya. Bu üniformaya yazık günah. Bu üniforma sahibi tamam. Karnına uygun hareket eder. Tamam, sakin. Eşkıya gibi hareket edemezsiniz. Sakin. Kaç bu bana. Hayır, o kararı verin bana. Listeyi verin bana. Listeyi verin bana. Listeyi verin bana. Tamam, sakin. Eşkıya gibi hareket edemezsiniz. Sakin. Kaç bu bana. Hayır, o kararı verin bana. Dur, listeyi verin bana. Dur. Listeyi verin bana. Tamam ya. Bana karar verin. İşleyemezsiniz. Vatandaşım işleyemezsiniz. Bana onu verin. Bekir, tamam. Bana. Lütfen. Lütfen. Kaçma! O kararı getir! O kararı getir bana! Oğlum hop! Kafasını takmış. Burasını bitirirsem her yeri bitiririm de. Dün girecekti buraya. Kılıçdaroğlu geldi diye bir gün ertelediniz. Herkese lanet olsun. Herkese, buna seyirci kalanlara da, buna izin verenlere de. 4 senedir ben burada neyi mi paralıyorum? Kendim için mi paralandım ya? Hepiniz için paralandım. Ve acıma bile saygı duymuyorsunuz. Ne yapacağım orada tek başıma? Ne yapacağım? 5-6 gündür bu ağaçların kokusundan duramıyorum ben. Sesleniyoruz.
Arkamızda görmüş olduğunuz ağaçlar sabah yaşıyorlardı. Sabah erken saatlerden itibaren burada kıyımı hızlandırdılar. Jandarma ve polis eşliğinde burada günlerdir direnen, hatta yıllardır direnen, son 6 gündür de direnişi büyüten halk, yerel halk, köylüler, ekoloji örgütleri ve kişilerin de bulunduğu yere önce çevreleyip sonra da ağaç kesimini hızlandırdılar. Burada hala bir direniş var ama bir yandan da yıkımı, kesimi hızlandıran şirketler var karşımızda. Akbelen direnişi, günlerce süren Akbelen direnişi bize şunu gösterdi ki bu ülkede halkına düşman, doğasına, ağacına, suyuna, toprağına düşman bir iktidar ve bir sermaye var. Sermayenin kapısını açan, sermaye ağaçları rahat kesebilsin. Burada arkamızda gördüğünüz alanın metrelerce daha büyük bir alanına yayılan maden ocağını Liman Holding açabilsin diye ağaçları kesen bir devlet var. Bunu kestiren bir devlet var. Ve jandarma, polis de buna eşlik ediyor burada. Günlerdir çok yoğun saldırılar sürüyor. Sadece bugün 20'den 30'dan fazla arkadaş gözaltına alındı. Bir kısmı bırakıldı, bir kısmı hala gözaltında tutuluyor. Burada sürekli bir OHAL ilan edilmiş durumda. Özellikle burada direnen halka dair şiddet ve baskı sürüyor. Buraya her gün geliş de var ancak tüm bunların karşısında. İktidar ve şirketler bir taraftan bu yıkımı hızlandırmak isterken tam karşısında ülkenin dört bir yanında bu direnişi büyütmek, tek bir ağaç kalana kadar burada olmaya devam etmek isteyen insanlar var. Otobüslerle İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Muğla'dan her an buraya insanlar gelmeye devam ediyor. Bizler de buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Bu ağaçları kesmiş olabilirler. Geriye çok fazla ağaç var. Son bir ağaç kalana kadar, burayı kurtarana kadar Limak Holding'i ve türevlerini, iktidarı, iktidarın kolluk kuvvetlerini buradan kovana, herhalde burada ve doğadaki canlılar burada yaşamını rahatça sürdürebilene kadar direnmeye devam edeceğiz. Bu direnişi büyütmeye devam edeceğiz. Bu maden ocağını açmalarına izin vermeyeceğiz. Ağaçları süpürmelerine izin vermeyeceğiz. Herkesi burada bu direnişi büyütmeye davet ediyoruz. Aynı zamanda Toplumsal Özgürlük Partisi parti meclisi üyesi olarak da sizleri selamlamak istiyorum. Şimdi biz Datça'da, Marmaris'te, burada, Destin'de, ülkenin pek çok yerinde çok fazla sayıda direniş var. Fakat bu direnişlerin hepsi belli bir alanı sıkışmış, sıkılmış durumda. Sonuç yok, sonuç alamıyoruz. Sonuç alabilecek bir takım hamleler içerisinde bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Sevda Başkan biraz önce işçi sınıfından bahsetti. İşçi sınıfının en büyük gücü üretimden gelen gücü. Üretimi durdurduğu vakit o gücünü devreye sokuyor. Bizim de benzer şekilde bu direnişlerde hayatı bir şekilde durdurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Buraya yürüyelim. Karşı karşıya gelelim. Devletten korkmuyoruz. Şirketten korkmuyoruz. Ama sonuç alacak bir takım, hayatı durduracak, hayatı engelleyecek, zorlamalar içerisine girecek bir takım hareketlere ihtiyacımız var. Bunu ülkenin her tarafında ihtiyacımız var. Burası için de aynı şekilde. Şurada yol var arkadaşlar. Bu yol aşağıdaki iki santralın ana damarı. Gidelim, gazımızı yiyelim, aşağı inelim, yolu keselim. Bu iki santralin damarlarını tıkayalım. Bunu farklı farklı alanlarda yapalım. Ülkenin farklı yerlerinde yapalım. Artık basın açıklaması yaparak, bunlar kötü şeyler değil, yapalım tabii ki. Fakat basın açıklaması yaparak sonuç alamıyoruz. Sonuç alabilecek, hayatı durdurabilecek, bu şirketi, sermayeyi, karı, rantı azaltacak hareketlere ihtiyacımız var. Buradan başlayalım diye öneriyorum. Başla. Akbelen'in mücadelesi 4 senedir sürüyor. 2 senedir çadırlı nöbet ve bugün çadırda bulunduğumuz nöbet alanımız basıldı yine sabahın erken saatlerinde 6'da. Ve ormanımızı katlediyorlar. Bugün 6. gün. Ama yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Tek bir ağaç kalıncaya kadar buradayız, vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Topraklarımızı madene teslim etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Her yer direniş. Her yer Akbelen. Her yer direniş. Her yer Akbelen.
ağaçları kestiler. Bu alan bizim nöbet tuttuğumuz alan ve alanın etrafındaki ağaçlar gördüğünüz gibi şu yan taraf ve arka taraftaki tüm ağaçları gözümüzün önünde kestiler. Bu bir açıkça işkencedir. Gözümüzün önünde bir katliamı burada saatlerce sürdürdüler. Arka tarafta bir polis demir barikatıyla ormanı çevirdiler. Ve ön tarafta tüm jandarmayı kalkan ve coplarıyla yığarak bizi burada gözaltına alarak, yani dışarı çıkarmayarak orman kesimlerini müdahale edemez kıldılar. Tüm alanı jandarmayla çevirdiler. Jammer getirdiler. Ne olan biteni dışarıya haber verebildik, ne görüntüleri aktarabildik, ne de dışarıdaki insanlarla haberleşebildik. Sadece biz değil, aynı zamanda köylüler de aynı şekilde evlerinde kaldılar. Yukarıdan köyden buraya gelemediler. Aşağıda köylü arkadaşlar bu tarafa gelemediler. Ağaç kesimlerini durdurmamak için bir jandarma barikatı, bir cop silahlarla, sadece coplar ve kalkanlar değil, gerçekten silahlı jandarmalar da var burada. Katliamın yapıcısı şirketler, koruyucusu devlet, katliamın yapılmasına aracı olan da kolluk kuvvetleri oldu ne yazık ki. Gözümüzün önünde olan bu yıkım, bu katliam için biz burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. En son kesilen bu ağaçların sesi olmaya çalıştık. 4 yıldır ses olmaya çalışıyoruz. Yıkılmasın, bu orman kesilmesin diye ses olmaya çalışıyoruz. Bugün elimize aldığımız her şeyle, buradaki çakıllarla, kırık dallarla, masalarımızla, dövizlerimizle, bidonlarımızla ağaçların sesi olmaya çalıştık. Bakın bu cırcır böceklerin seslerini bile buradan bitirdiler. Şu anda kesim hala devam ediyor. Arkada kesim devam ediyor. Devrilen ağaçları görebilirsiniz. Bu açıkça bir katliamdır. Daha hukuki süreç devam ederken yapılan bu bir suçtur. Açıkça bir suçtur. Ormanı katleden, katletmeye izin veren bir hukuk metni olsa dahi açıkça suçtur. Ormanı, yaşamı var eden bu ormanın yok edilmesine ilişkin hukuki karar verenlerin hepsi meşru da değildir. Burada 4 yıldır süren bu direnişin kendisi meşrudur. Bu direnişe güç veren, destek veren herkes doğa ve yaşayı savunmaktadır. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Diğerinden buraya gelen arkadaşlarımız olacaktı bugün. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan otobüsler kalkmışlardı ve kaldırmışlardı ve ağaçların kesilmesi için insanlar buraya geliyorlardı Bursa'dan. Saatlerce yollar kesildi. Bazı arkadaşlarımız gözaltına alındı. Yine burada İkizköy Çevre Komitesi'nden arkadaşlar, alandaki arkadaşlarımız sabah tomayla su sıkıldı üstlerine ve gözaltına alındılar. Şu an toplamda bildiğimiz kadarıyla 30 kadar arkadaşımız gözaltında. Avukatımız İsmail Hakkı Atal yine gözaltında. İkizköy Çevre Komitesi'nden Deniz Gümüşer yine gözaltında. Gözaltıların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Yaptığımız suç değil, gözaltının kendisi hukuksuz ve meşru değil. Gözaltının kendisi, bu emri verenler suç... Saat 15.30 itibariyle Akbenin ormandaki direniş 2 noktada devam ediyor. Nöbet alanının olduğu alandaki abluka hala kaldırılmadı. Direniş alanına girişteki noktada ise yoldan gelenlerle, direniş alanına desteğe gelenlerle burada zincir oluşturarak beklemeyi sürdürüyoruz. Zaman zaman araçları trafiğe kestiğimiz noktada burada insan zinciri oluşturup ses çıkarmaya ve direniş noktalarını 2 noktada tutmaya devam ettiğimiz sırada 3 arkadaşımız darp edilerek jandarma tarafından işkenceyle gözaltına alındı. Gözaltına engel olmak isteyen buradaki halkla beraber işkence ve gaza maruz kalarak tekrar saldırıya uğradık. Hala buradayız. Herkese çağrımızdır. Akbelenin, İkizköylülerin burada katleden ağaçlarını ülkenin dört bir yanında sesi olmaya, bulunduğumuz her yerde bu mücadeleyi de büyütmeye çağırıyoruz.